Makamım, sayın daire amirlerimiz, sayın hocam, değerli belediye başkanım, sayın hanımefendiler, beyefendiler, programımıza uzaktan ve yakından teşrif eden tüm peygamber sevdalıları, hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anma programı düzenliyoruz. Bu programda emeği geçen, sözümün başında bunu belirteyim, bu programın sunumunda emeği geçen tüm din kardeşleri arkadaşlarımıza, din kardeşlerimize, din görevlisi kardeşlerimize, ilçe müftülüğümüzün personeline, Tekmen Belediye Başkanımıza ve personeline, kendi belediye personelimize ve hanımefendiler, beyefendilere, bu programa maddi ve manevi katkıda bulunan tüm Müslüman kardeşlerimize her şeyden önce teşekkürlerimi sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığımız 1989 yılından beri çeşitli etkinliklerle Kutlu Doğum programı yapmaktadır. Biz de buna katkı olması açısından Tekmen ve Tekeli Belediyeleri ve Müftülük İşbirliği ile 2005'ten bu yana, bu yıl 8. olmak üzere dönüşümlü olarak bu programı yapmaya gayret ediyoruz. Esasen geçmişimiz, atalarımız, bu dine gönül verenler, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sevdalı olanlar, Peygamberimizi çeşitli vesilelerle hep ana gelmişlerdir. Çünkü peygamberden alacakları çok örnekler vardır. Sevgiyi, saygıyı, sevebilmeyi, birbirine hürmet etmeyi ve insanlara karşı her türlü şefkati, hoşgörüyü biz o peygamberden öğrendik. Hizmeti o peygamberden öğrendik. Dini tebliği o peygamberden öğrendik. Nitekim bir Müslüman olarak hayatımızı tanzim eden bütün hususları o peygamberden öğrendik. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'in adeta bir tecrübesini yaptı. Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını yaptı hayatında bizlere. Biz de onu ne yaptık? Örnek olarak aldık, hayatımıza tatbik etmeye gayret ettik. Eksiklerimizle, gediklerimizle, noksanlıklarımızla onu sevmeye gayret ettik. Bir Müslüman olarak yaşamaya gayret ettik. Ve çocuklarımıza Ahmet, Mehmet ismini koyarken, kızlarımıza Fatma, Fadime ismini koyarken, Gül ismini koyarken hep onun sevgisiyle bunları yaptık. Bahçemize gül ekerken, tarlamıza sabanı sürerken hep Allah'ın adını andık ve sevgili peygamberimizin muhabbetiyle bunu yapmaya gayret ettik. Bugün de inşallah Cenab-ı Allah yapmış olduğumuz bu programa şeytanın riyasını karıştırmaz, yine aynı hasletlerle, aynı güzelliklerle bu programı yapmamızı nasip eder ve bunun da sevabını almamıza, cümlemize nasip eder. Evet, bugün sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anıyoruz. Onu yad ediyoruz. Onu sevdiğimizi, onu örnek aldığımızı, onun muhabbetiyle yandığımızı gerçekten şu kalabalığı görünce anlamamak mümkün değil. Allah sizlerden razı olsun. Programımıza iştirak ettiniz. Bizleri onurlandırdınız. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi inşallah bugün burada manevi olarak misafir edeceğiz, ondan eminiz. Sevgili Peygamberimiz inşallah aramızda olacak ve bu manevi havadan onun huzurunda, onun şefaatiyle inşallah nasipleneceğiz diyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, daha nice programlara diyorum.